Şahane bir kadınla daha beraberiz. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu bugün konuğumuz. Üstelik de 14 Şubat'ta Dünya Sevgililer Günü'nde konuşuyoruz. İnanamıyorum. Teşekkür ederim. İltifatın için de teşekkür ederim. Sen de benim için şahane bir mor kadınsın. Seviyorum seni. İyi ki çok geldin. Teşekkür ederim hocam. İyi ki zaman ayırdın. Sen geldin. İyi ki ben geldim. Çünkü ben çok teşekkür ediyorum. Bu bir hayat hikayesi programı biliyorsunuz. Ay çok zor işte. O çok zor bir şey. Ama biraz da değişik bir şey yapalım istiyorum. Çok güzel. Hep Şengül Hablemitoğlu konuşuruz. Ya. Ben bugün biraz daha Şengül'ü konuşmak istiyorum aslında. Kaldıysa konuşalım İrem. Bence kalmıştır. Kaldıysa. Şöyle başlayalım mı? Doğma büyüme Ankaralı olmak nasıl biz? Bilmiyorum ki, İstanbullulara sorarsak köylülük. Onlar Ankaralılar, biraz köylü olurlar. Yaklaşımı vardır yani, öyle bir bakış açısı. Yani Ankaralı olmak aslında, şimdi ben ciddiyet, Ankaralı ciddiyetine bürünerek cevap vereyim buna. Şöyle, Ankaralı olmanın ben hala devam ettiğine inanıyorum bunun. En azından kendi adıma bunu söyleyeyim. Biz belirli kurallarla yaşayan insanlarız. Sakin olmaya çalışıyoruz. Trafiğimiz daha düzgün. Bürokrasinin yoğun olduğu bir kent olması nedeniyle Ankara'da tabii insanlar daha böyle formal görünürler, ama Ankara'nın şöyle bir özelliği var İrem. Küçük bir yer Ankara ve herkes birbirini tanır. Hele artık kimse birbirini tanımıyor diyemezsiniz. Yani öyle bir çağdayız ki herkes birbirini sosyal medyadan ve o mecralardan dolayı aslında tanıyor. Ama Ankara'nın bütün bunlar yokken böyle bir özelliği vardı. Herkes birbirini tanır. Aynı okullara gidilmiştir. Aynı zorluklar yaşanmıştır. Ankara'nın böyle bir tarafı var. Kalıcı köklü dostlukları vardır insanların. Dolayısıyla özeldir bence Ankara ve bunun biraz daha hala devam ettiğine inananlardanım ben, öyle diyeyim. Ve tabii ki Ankara Cumhuriyet'in merkezi olmuştur, her şey orada başlamış ve orada yoluna koyulmuştur. Bir de böyle bir anlamı var. Hani o mesajımı da vermeden geçemeyeceğim, üzgünüm, çünkü o benim için çok önemli. Üniversite seçimi ve akademisyen olmak kısmı. Hiç, bir tercih miydi? Hiç girmeyelim aslında diyeceğim oraya, ama onu da anlatmak gerekiyor. Çünkü 30 yıl bir kamu üniversitesinde görev yaptım ben. Kendi içinden beslenme denir akademide buna. Yani mezun verir bir akademi, neresiyse orası. Mezun verir ve kendi mezunuyla akademik kariyer yapar o mezun orada. Yani ilerler kendi mezunuyla. Ben onlardan biriyim aslında, ama tabii bu bilinçli bir tercih dersem yalan söylemiş olurum. Ama bir hayal mi? Evet. Bir çocukluk hayali mi? Meslek edinmiş biriyim ben. O konuda şanslı olduğumu her zaman anlatıyorum öğrencilerle karşı karşıya kaldığımızda. 30 yıl bir kamu üniversitesinde görev yaptım. Sonra başka bir şeyler yapmak istedim ve ayrıldım. Emekli olup ayrıldım. Sonra tekrar bir başka üniversitede çalışmaya başladım. Gördüm ki üniversiteden kopmak çok kolay bir şey değil. Çünkü bu bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini benimseyip hem o yaşam biçiminin içine doğup hem de yıllar boyunca sürdürünce kopmak o kadar kolay olmuyor. Bundan asla şikayetçi değilim. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum çünkü. Ve gençlerle de hep yan yana oluyorum. Bu paha biçilmez bir şey. Kaynak sizin için. Dolayısıyla bu işi yapan için vazgeçilmez bir kaynak. Üniversitede olmak önemli. Her ne kadar üniversiteye dair çok tartışmalı, çok farklı yorumlarda bulunabileceğimiz zamanlardan geçiyor olsak da diye. Hayal ettiği işi insanın yapabilmesi bence lüks. Hem bu dönemde hem geçmişte bakacak olursak. Çünkü özellikle üniversite yaşamı çoğu insan için tercihle ortaya çıkan bir şey olmuyor. Evet, bir tercih yapıyorsunuz, ama bu bir hedefe yönelik tercih mi
yoksa mecbur kalınan tercih mi tartışmalı tabii. Herkes o kadar şanslı olmuyor. Ben de onlardan biriyim. Şöyle hazırlandım üniversite sınavlarına. Her aileye bir doktor lazım. Bu evinde büyüğü sensin. Hadi bakalım sen doktor olacaksın. Ona göre bak. Yani başka şansın yok. Öyle empoze edildi. Şimdi burada tabii önemli bir şey var. Bunu yıllar içerisinde ebeveyn olduktan sonra anlıyor insan. Ve işini yaparken anlıyor. Aslında kendisine ne kadar uzak bir şeyi tercih ettiğini ama bunu dönüştürmesi gerektiğini, dönüştürürse mutlu olacağını fark ediyor. Ben dönüştürebilenlerden biriyim. Ben 1982'de liseyi bitirip üniversiteye başladım ve benim dönemimde 18 tercih yapılırdı. Ben 14 tercihimi falan tıp fakültesi yazdım. Ama hiç idealim olan bir şey değildi. Ben ya sosyoloji okumak istiyordum ya edebiyat okumak istiyordum. Olmadı yani. Açıkta kaldım İrem. Üniversiteye giremedim. Oo, bunu biliyordum. Evet, 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 açıkta kaldım. Sonra bir ön kayıt, puanım yüksekti üstelik de. Yani uzun hikaye bu kısmı. Açıkta kaldım. Bu tabii müthiş üzücü benim için. Ama ebeveynlerim daha çok üzüldü. Annemle babam müthiş üzüldüler. Çünkü kızları doktor olamayacak ve istemiyor da. Yani istemediğimi de artık deklare etmişim onlara. Ve ben Ziraat Fakültesi'ne ön kayıt yaptırdım. Ve Ziraat Fakültesi'nde başladım. İlk beşte bitirdim. Öyle mezun oldum. Ama şöyle bir şey yaptım. Bitirdikten sonra master'ımı başka bir alanda yaptım. Yüksek lisansımı. Aile, kadın çalışmaya başladım. Ve ondan sonra da zaten değişti. Bütün yaptığım her şey değişti. Ve yıllar sonra da sosyal hizmet alanına yöneldim. Yani şimdi lisans tezine bakıyorum. Yaşlı kadınların ekonomiye evet. yönelik tutumları evet. ve tüketim davranışları. Sonra doktoraya bakıyorum. Kırsaldaki ailede kadınların kararlara evet, ve kararlara katılımı. Evet. Sizin başından beri hep bir kadın evet, evet. hikayesiyle evet. bir derdiniz var. Evet. Ana konumuz hep kadın. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum hayatta. Yani tesadüf deniyorsa bile onun bence bir nedeni var. Çünkü bunu yıllar içinde hep yaşadığım için söylüyorum. Şimdi ben zor bir çocukluk geçirdim. Zor bir ailede büyüdüm. Annemle babam asla anlaşabilen bir çift olmadılar. Hep onların kavgalarının ve ağır kavgalarının, onları artık söylemeyeyim, bazen anlatıyorum konuşmalarımda, derslerimde. Çünkü artık sosyal hizmet alanındayım ve orada bazen kendiniz üzerinden gitmeniz gerekiyor bazı şeyleri anlatırken. Ben o zaman anlatabiliyorum ama şimdi burada herkesin de o kadar da duymasına gerek yok. Ağır anne baba kavgalarının olduğu bir evde büyüdüm ben ve zor ilk çocuksunuz ve şöyle bir şeyi hatırlıyorum. Bir gün onlar birbirleriyle kavga etmesinler diye dikkatlerini dağıtmak için oturup kendi saçlarımı yolduğumu hatırlıyorum onların önünde. Şimdi bu travmatik bir şey. Çalışan bir anne değildi benim annem. Bir ev kadınıydı ama şöyle yaşadığını biliyorum. Çocukken onu algılamıyorsunuz. Hep bir süre geçmesi gerekiyor bazı şeyleri tam olarak fark edebilmek için. Hep kocasının eline bakan kadın algısı. Hep o öyle göründü bana ve hep öyle de yaşadı zaten. Ve çok ilginç bir biçimde İrem, ben bunu bir yazımda anlatmıştım. Annemi kötü kaybettim ben. Demans ve Parkinson hastasıydı. Mutsuz yaşadı ve mutsuz öldü. Onun o mutsuzluklarını çok yakından gözlemledim. Ve şunu da gözlemledim. Aynı zamanda da tutucu bir kadındı. Dindardı. Ve hep o sosyal bakışla da beni yetiştirdi. 45 yaşımda bir gün bana dedi ki sen hiç istediğim gibi olmadın dedi. Hiç istediğim gibi tam pardon. Tam tersi olmuş. Öyle şöyle dedi hatta tam cümlesi şöyle. Hiç istediğim gibi yetişmedin dedi. Kötü kaybettim ve annemle babam bütün bu süreci biz yaşadık. 38 yıl evlilikten sonra da ayrıldılar. Ve o zaman şunu soruyorsunuz. Neden? Neden 38 yıl? Soracak olursanız pek çok ebeveynin bugün de aynı
şeyi söylediğini duyarsınız. Bu bir retorik bence. Evet. Bir evliliği sonlandırmamanın retoriği var. Sizin için, dayandık, sizin için katlandık birbirimize veya bu evlilik sizin için Hakim devam etti. Hakim çocuğun sütle yüklenebilecek en büyük. Gayet tabii ki ve bunu da duyarak yetişiyorsunuz. Ve ben yıllar sonra bugün aile danışmanlığı yapıyorum. Aile danışmanlığı programlarını düzenleyen yerlere bu programların oluşturulmasında danışmanlık veriyorum falan. Yani bunlar tesadüf değil. Aslında tam da gününde biraz... Aşk konuşalım. Biraz konuşalım. Necip Hablemitoğlu, Şengül Hablemitoğlu çiftinin ilk tanıştığı zamanlara dönelim. çok tabii aslında bu da çok tesadüf gibi ama tesadüf değil. Şöyle olduğunu düşündüm ben sonra. Böyle yorumladım kendimce. Bu travmaları taşıyabilen birisi. Ona yeni bir travma daha lazım. Evet, bu tesadüf o yüzden gerçekleşmeli diye. İşin esprisi tabii bir yana. Hakikaten böyle film gibi anlattığım zaman inanmayabilir insanlar. Öyle bir şey ama şimdi dönüp bakınca iyi ki de böyle tesadüfler olmuş ya da film gibi diyeceğim bir anıya dönüştürdüm ben çünkü bunu. Bu çok önemli. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benden yas danışmanlığı alan insanlara da söylüyorum. Kaybettiklerimizi bir güzel böyle pamuklara sarıp sarmaladığımız bir albüm gibi ya da bir kenara koyabileceğimiz muazzam bir anıya dönüştürerek devam etmemiz gerektiriyor diye. Sanırım bütün bunlar da bana o yüzden verildi ya da böyle tesadüfleri o yüzden yaşadım. Bunu böyle güzel bir anıya dönüştürebilmek için, anlamlı bir anı çünkü benim için. Şimdi biz Necip'le bir kitap fuarında çarpıştık. Öyle karşılaştık. Ben Ankara'da bilenler eskiden, tabii bunlar çok eski, milattan önce gibi olmasın ama böyle büyük kitap fuarları yok. Sanayi Bakanlığı'nın Tam Doğan'da bir yeri vardı, orada kurulur. Ufak mekanlar böyle. Ben böyle giderim her zaman oraya. Gene gittim bir gün, almışım kitapları, tezgahtan bir döndüm ve biriyle çarpıştım. Bayağı bir de güçlü bir çarpışma, küt diye her şey saçıldı. Ve toparlarken böyle bir çift kara böyle güzel bir gözle karşılaştım. Ve yardım edeyim falan dedi. Ben bakmadım, toparladım ve uzaklaştım. Ne kadar zaman geçti aradan bilmiyorum. Sonra bir gün bir baktım, benim devrim tarihi dersime, Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersime çarpıştığım adam gelmiş. Tabii bu enteresan bir şey, yani hakikaten enteresan bir şey ve sonra olaylar öyle gelişiyor. Olaylar öyle gelişiyor ve sonunda o dönemin sonunda çok ilginç bir şey, hem benimle görüşmek için bir bahane yarattı, çünkü ben de galiba o bahaneyi yarattım, bir kitap istedim ondan, o da bana verdiği kitabın içine telefonunu yazmıştı. Ama cep telefonu değil yani. Cep telefonu yok o yıllarda. Sabit telefonu yazdı. Ne işe yarayacaksa bilmiyorum. Şimdi bugünden bakınca işe yaramayacağını düşünüyor insan. Yani istediğim, aradığım kitabı getirdi. Hem de telefonunu yazmıştı. Ve bir sonraki yıl dersime de gelmedi. Gelmeyince ne yapacağız? İletişim kurmak lazım. Telefon mu? Evet, telefon var. Ve ben de aradım. Bir şey bahane edip aradım. Neydi hatırlamıyorum şimdi. Ve görüşmek istediğini söyledi. Ne fenayım değil mi? Ve böyle başladı. Ve garip olan şeyi söyleyeyim. Çok ilginç bu. İlk çıktığımız gün... Ankara'da gene bilenler bilir, Tunalı Hilmi Caddesi'nde Pizza Pino vardı. Çok sevimli, hoş bir mekandı orası. Orada yemeğe gittik ve yemeğin sonunda evlenme teklif etti. Bu olacak iş değil. İlk çıktığımız yemekte o kadar kararlı. Çok şaşırtıcıydı benim için. İşte ondan sonra yine olaylar gelişti. Biraz ama sonuç olarak bir şey hocam yani. Karar verdiği şeyi yapmış. Evet, teklif yapmış. Etmiş, ben de cevabı almış. Evet. Güzel, güzel bir anı bu benim için. Çok anlamlı, çok kıymetli. Neden? Çünkü bugün bakıyorum insanların yaşadıklarına. Bir şekilde dahil oluyorum yaptığım iş nedeniyle. Neler yaşadığına insanların. Hakikaten kıymetli bir şey. Böyle birinin size değer vermesi, sizi
zorlamadan, yormadan yol almaya çalışması çok kıymetli. Güzel bir adamdı bu anlamda. İnsan olarak da güzeldi, bir erkek olarak da. Bir kadına rahatsızlık vermeden, onu yücelterek, pohpohlamak demiyorum. Kadın hassasiyeti çok fazla bir erkekti. Ama iyi yetiştirilmişti bu açıdan. O yüzden de çok şanslıyım. Tabii ki zorlukları yok muydu öyle bir insanla yaşamanın, öyle bir erkeğin eş olmasının? Vardı ama onları çok güzel yumuşatabilen, onları benim yaşamımda sorun olmaktan çıkarabilen biriydi. Bu da beceri gerektirir. Güzeldi yani. Güzel bir 16 yıl geçirdim ben Necip'le. Şanslıyım onun için. Bana bir kere demiştiniz ki Şengül Hablemitoğlu olmak, yani Hablemitoğlu soyadını taşımak, bazen sırtında demirden bir kamburla yaşamaya benziyor. Size bugün suikast gününü anlattırmak istemiyorum. Anlatmayayım zaten. Beni sonrasında kızlarla, o günü kızlarla beraber yaşadığınızı da biliyorum. Birçok yerde de ya bahsetmiştir ya anlatmışsınız. Evet. Ben bugün biraz sonrasını konuşalım istiyorum. O büyük aşktan size kalan iki tane kızınızı başına yetiştiren Şengül'ün sonrasını merak ediyorum. Önce şunu söyleyeyim. Çocuklarımı yalnız yetiştirmekten hiç şikayetçi değilim. Onu bir kenara koyalım. Ama çocuklarım açısından baktığım zaman tabii ki onların babalarıyla yetişmeleri gerekiyordu. Birlikte yapmalıydık. Fakat yine bir şey daha var burada, onu da söyleyelim. 10 ve 11 yıl birlikte oldular babalarıyla. Çünkü Kanice 11, Uymar 10 yaşındaydı. O kadar güzel, o kadar sağlam bir babayla olma zamanı yaşamışlar ki bu hem iyi hem kötü oldu sonrasında, olaydan sonra. Yine onlar açısından baktığımda. Bu sağlam, bu iyi ilişki, baba-çocuk ilişkisi onlar arasındaki, onların babalarını çok 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 özlemelerine yol açtı. Bir yandan da güçlenmelerini sağladı. Dayanıklı çocuklar ve şöyle bir şey var. Bugün aynı şey onlar için de geçerli. O babalarıyla olan anılarını birçoğunu gülerek, eğlenerek anlatıyorlar. Çünkü çok eğlenceli de bir babaydı. Başlarda üzülüyorlardı ama yol aldıkça, yaşları ilerledikçe, onlar harika iki genç kadın. Ve benim en iyi dostlarım. Kızın mı var, dostun var diyorum ben. Onu bana çok iyi yaşatan çocuklar. Çok zor bir zamandı İrem. Yani bunu çok zor tırnak içinde söylüyorum ama bunun altını dolduran o kadar çok, o kadar çok şey var ki söylenebilecek. Ama ben sadece çok zor olduğunu söyleyeyim. Yalnız bir anne olmak değil, böyle bir olaydan sonra yalnız anne, yalnız kadın ve bu olayı taşıyan biri olmanın zorluklarıyla çocuk yetiştirmek ve o olayın getirdikleriyle çocuk yetiştirmek, insanın kendini sürekli risk altında hissetmesi, güven duygunuzun hiç kalmamış olmaması, zerre güven duymadığınız koşullarda adalet, güven, insana inanmak, inanç, yani inancınızın sarsıldığı bir zamandan geçiyorsun. Ve bütün bunları tekrar inşa etmeye çalışıyorsun. Tekrar ayağa kalkmaya çalışıyorsun. Bunlar kolay şeyler değil. Ve ben bunları yaparken çok zorlandım. Düştüm, bir daha kalktım. Düştüm, bir daha kalktım. Hem fiziksel olarak hem manevi olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak, o kadar çok boyutu var ki bunların, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Şimdi şunu da söylemek istemiyorum. Bir erkeğe bağımlı ayakta kalmıyoruz. Ama yaşadığımız travma o kadar farklı ki, ben boşanmış bir eş olmayı, başka türlü kaybetmiş olmayı tercih ederdim diye düşünüyorum bazen.
Bazen de diyorum ki yok canım, yani bu da benim yaşamam gereken bir şeydi. Bizim yaşamamız gereken bir şeydi ve o yüzden yaşam böyle devam edecek diyorum. Ve bir şekilde düşünmeye başladım bir süre sonra. Öyle düşündükten sonra daha kolay sürdürmeye başladım. Şöyle bir şey var. Biz yaşamda birbirimizin annesi, babası, çocuğu, kardeşi, eşi, sevgilisi oluyoruz. Ama bu bizim birbirimizin yaşamlarının değişmez bir parçası olduğunu göstermiyor, olduğumuzu göstermiyor. Ya da yaşamlarımızın birbirine bağımlı olduğunu göstermiyor. Sadece belirli zamanlarda birbirimize bağlanıyoruz. O bağın kopması gereken zamanlar var ve o bağ kopuyor. Ama fiziksel olarak kopuyor. Başka bir boyutta devam ediyor, etmiyor. Hiç o kafalarda değilim. Hiç öyle bakamıyorum meselelere. Bakamıyorum. Bakmıyorum da, buna ihtiyaç da duymuyorum. Ama şunu söylüyorum. İnsan zihinsel olarak, duygusal olarak o bağı sürdürebilir. O bağı sevgiyle, saygıyla sürdürebilir. Geçirilen zamana saygıyla, geçirdiğimiz zamanda hissettiğimiz sevgiye saygıyla geçirebiliriz. Ama yaşamı sürdürebiliriz. Onu keşfettiğim andan itibaren daha iyi oldum, daha sağlıklı oldum. Ama bu çok uzun sürdü. 10 yılıma, 10-12 yılıma mal oldu bu akla erişebilmek. Hep Necip Hoca'nın bildikleri, anlattıkları, yazdıkları için öldürüldüğünü konuşmuşuzdur. Özellikle evet. 15 Temmuz ve genel olarak tırnak içinde FETÖ süreci aslında Hablemitoğlu söylemlerini de epey doğruladı diyebiliriz. Şimdi bu soruyu hiç sevmediğinizi biliyorum. O yüzden hani biraz tırnak içinde gelerek şöyle soracağım. Var mı bir gelişme hocam davada diyorlar ya size, sinir oluyorsunuz biliyorum. Evet, evet, çok ama tuhaf ben şunu oluyor. Sormak istiyorum. Dava yok. Ortada bir dava yok ama yeniden açılmış bir dosya var. Evet. Nedir hocam nihai beklentiniz? Yani ne olsun istiyorsunuz sonunda? Şimdi bir kere dava açılmasını bekliyorum. Yakın vadedeki beklenti bu. Genel olarak bir beklentim var mı? Asla. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz'un hiçbir şey öğretmediğini hem topluma hem ilgili insanlara ben görüyorum, görebiliyorum. Dolayısıyla burada şunu söyleyelim. Yakın vadedeki beklentim, çünkü 20 yıllık gibi bir sürece doğru gidiyoruz. Biz 16. yılı tamamladık, 17. yıla başladık. Dolayısıyla zaman aşımı denen de bir şey var hukukta. O noktaya getirilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Bir kere bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bakılan bir olaya ve hala soruşturulduğu söylenen bu olaya dair bir beklentimin olması düşünülemez. Saçma olur bir beklentim var dersem. Ama bir davaya dönüştürülebilir. Bu en azından 15 Temmuz'da ölen onca insanın, 250 insanımızı kaybettik. En azından onlara saygıdan dolayı, madem bir bu meseleleri anlattığını anladık diyorlar Necip Hablemitoğlu'nun. Eğer anladılarsa en azından bu süreç bir davaya dönüşmeli artık. Ama buna inanmıyorum. İnandığımı söyleyemeyeceğim. Böyle bir beklentim de yok. Biz aile olarak mevcut farklı dönemlerdeki iktidarların sahibi partiden hiçbir şey beklemiyoruz. Onu söyleyeyim. Çünkü 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidarları dönemi başlayan bu partinin hiçbir bakanının, İçişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgilenmediğinden eminim ben. Eğer ilgilenilseydi bu noktada olmazdık biz bugün. Dolayısıyla 15 Temmuz kimseye bir şey öğretmemiştir. Bizim zaten bildiğimiz bir şeyin gerçekliğe dönüşmesi oldu. Sadece ve daha yıllar önce yazılmış, yıllar önce anlatılmış, yıllar önce uyarılmış bir toplum var. Ama hiç umurunda olmadı insanların. Dolayısıyla onun gerçekliğe dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Bizim için sürpriz değil.
ama bir şey öğrenilmemiş bugüne kadar, o da belli. Dolayısıyla bir beklentimiz yok İrem. Sadece yakın vadede 20 yılı tamamlamadan bu soruşturmanın bir davaya dönüşmesini bekliyoruz, o kadar. Hablemitoğlu suikastinden sonra aslında Hablemitoğlu Enstitüsü ve sonrasında da gelen Hablemitoğlu toplumsal duyarlılık ödülleriyle aslında bu soyadı tamamen başka bir şeye de dönüştü. Hem insanların hayatına dokunan yaz danışmanlığı, aile danışmanlığı yaptığınız bir enstitüden, hem de toplumsal duyarlılık anlamında memlekete iz bırakan insanları ödüllendirdiğiniz bir sistem kurdunuz. Aslında biraz anlatır mısınız? Önce şöyle söyleyelim Miram, ödüllendirmek demiyorum ben buna. Sadece topluma o insanları yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bazılarının da daha sonra hatırlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü duyulmamış insanlar var içlerinde. Bu çok önemli. En azından son törende vardın sen de. Katılımcılardan biri şöyle dedi: beni nereden buldunuz dedi. Kimse bilmiyor yaptıklarımı diye düşünmüştüm dedi. Bütün mesele o. Ve aslında Necip öldürüldükten sonra ardından olmayacak insanlar çok olmayacak yorumlarda bulundular. Oysa Necip'in yaptığı tek şey yaşamı boyunca, ben onu özellikle söylemek istiyorum, bir duyarlılık göstermekti. Ve toplumsal bir duyarlılık göstermekti. Sorumluluk hisseden biriydi buna dair. Ve bütün çalışmalarını da o güdüyle yaptı. Ama çok acayip yorumlar yapıldı. O dönemin bütün gazete küpürlerini saklıyorum. İki cilt var, bir gün yazacağım, evet, onu ödemişsiniz. Duruyorlar. Evet, onu bir gün ibretlik bir şeydir. Onu yazacağım. Olmayacak insanlar, asla yan yana gelmemiş, gözüne bakmamış, sesini duymamış, hiç ilgisi olmayan insanlar çok tuhaf yorumlar yaptılar. Bütün mesele, bir de tabii Necip bir akademisyendi. Üniversitesi onun ardında ne kadar durabilir? Duramaz. Hele bu koşullarda durmayı istemez de. Ama anmak gerekiyor. Yani hatırlatmak gerekiyor. Ve bizden başka da kimse yok bunu yapacak. Herhangi bir kurum yok, kuruluş yok, bir gazete yok, bir başka bir şey yok yani. Bir kurum yok. Öyle olunca bir çatı oluşturmak zorundaydık. Ve hayal ettiğim de bir başka iş var yapmak istediğim. Dolayısıyla Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nün iki ayrı misyonu var böyle. Biri benim mesleki çalışmalarım doğrultusunda çeşitli eğitimler, konuşmalar ve danışmanlık hizmeti vermek. Bir diğeri de Necip Hablemitoğlu'nun adına sadece bazı insanları hatırlatmak. Dördüncüsünü bitirdik. Hiç kolay olmadı, onu da söyleyeyim. Destek verenler var, onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Ama zorlayan şeyler de yaşıyoruz tabii ki. İki yıldır özellikle seçilen isimlere dair hoşnutsuzluklarını belirtenler oluyor, mutlu olanlar oluyor. Ama bu iş böyledir de zaten. Hem farklı STK'lar, hem çok uzun yıllar süren kadınlarla ilgili çalışmalar, hem de sosyal hizmet alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeniz var. Bu anlamda baktığımızda biraz artık hani bitirirken günceli de değerlendirelim, evet, isterim. Sizin bakış açınızı da yansıtmak anlamında. Toplumcu değerlerin yerine başka şeyler geçti son yıllarda. Evet. Kapitalizm insanları ele geçirdi demişsiniz. Sizce şu an... Demişim. İyi demişim. Arada hep böyle küçük notlarım vardı. Şengül Hoca dedi ki. Ne güzel. Çok mutlu oldum buna. Ama kötü, garip hissediyorum kendimi. Onu da söyleyeyim. Niye canım? Bir kere Necip Hoca ile ilgili konuşurken insanlar bu ülkede çok kolay ölüyor. Çok, evet, kolay ölüyor. Çok kolay ölüyor. Her şekilde çok kolay ölüyor. Sizce şu anda en büyük sorunu nedir bu ülkenin? Çok sorunumuz var da, hani en büyük sorun. Farkındalık problemimiz var her konuda. Bir kere bunu söyleyelim. Farkındalık problemi şöyle var. Bir rol yapan kesim var, farkında iken farkında değilmiş gibi yaşayan. Bir de gerçekten farkındalığı olmayan bir kesim var. Dolayısıyla bu bir problem demektir. İnsanların farkındalığı yok.
var ama yok. Yokmuş gibi davrananlar ve farkındalığı olmayanlar. Bizim şu anda en önemli sorunlarımızdan biri bu. Bana göre şu anda öyle. Bunu tabii mesleki olarak da söylüyorum ben. Başka alandan birisi baksaydı daha farklı bir şey söylerdi. Bunu çok sıcak bir biçimde yaşıyoruz. Çünkü toplumcu değerlerin yerine geçen bazı değerler var. İşte o farkındalığın olmayışından yararlanıyor kapitalizm ya da ne bunu yapıyorsa. Toplumcu değerlerin yerine o farkındalığın olmayışı başka şeyleri açıyor. Başka şeyleri açık hale getiriyor. Ondan kaynaklı. Ama bugün sevgililer günü. Ah ne güzel değil mi? O yüzden, çok güzel. O yüzden kapatırken istiyorum ki biraz da böyle pamuk şekeri tadında. Ya hani söylemeye çalışayım. Kırmızı büllü gibi ne değil güzel. Ama acık şeker tadında biraz ya. Çikolata tadında kapatalım. Evet evet. Sevgi her şeyin ilacı mıdır? Sevgi her şeyin ilacı demek çok şey... Romantik, romantik bir şey. Öyle demeyelim ama sevgi insanı dayanıklı yapan bir şey. Sevgi güç veriyor aslında. Şu şey var ya, Selvi Boylum Al Yazmalım'da, sevgi neydi aslında? Sevgi emekti. Sevgi güç aslında. Sevgi bize güç veren bir şey. Ve bir insanı sevmek için... o insanla daima dip dibe yan yana olmanız gerekmiyor. Hep sevebilirsiniz. Yok olan bir şey değil. İnsanlar yok olabilir ama sevgileri yok olmaz. Dolayısıyla aşk, sevgi çok güzel duygular. Ben hala bunlara inanan romantik kesimdenim. Ve ayrıca aşka da aşık olabilir insan. Sevgiye de sevgi duyabilir. Bu saçma gelmesin kimseye. Bunları hissederek İlle bir cismen birinin olması gerekmiyor yaşamında. Bunları hissederek sürdürebilir yaşamında. Çünkü bu güç demek. Bizi yaşamda güçlü kılan bir şey. Bizi yaşamda var eden bir şey. Dolayısıyla ben buna inanıyorum. Sevgi ve aşk insanı insan yapan en önemli değerler. Bizi biz insan yapıyor. Bizi daha çok insan yapıyor. Eğer bunları hissediyorum diyen insanlar hala kötülük yapabiliyorlarsa, kötü olabiliyorlarsa onlar bunu gerçekten hissetmiyorlar çünkü. O yüzden yapıyorlar. Kötülüğün ilacı sevgi ve aşk, öyle diyelim. O yüzden 14 Şubat çok önemli. Kimi ne kadar seviyorsak ya da bunu ne kadar hissediyorsak içimizde, bunu en derinine kadar yaşamalı insan. Evet, öyle bir şeyler almak zorunda değil. Aa, kapitalizmin unsuru oldu falan, hiç onlara da girmiyorum. Şöyle ufacık bir yol kenarından koparılmış bir bitki, minicik bir çiçek bile yeterli, bir öpücük, bir dokunmak, sarılmak. Bunların hepsi sevgililer günü hediyesi. Hiç öyle söylemlere gerek yok. Güzel bir şey. Hatırlamak, hatırlatmak, göstermek için böyle günler hep fırsat. Öyle bakalım bence. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Ay ne demek, çok mutlu oldum. Çok güzel. Her zamanki teşekkür gibi. Çok iyi hissettim kendimi. Çok mersi. Çok sevindim bunu duyduğuma. Teşekkür ederim. Medyascope TV'de bugün hayat, aşk, kaybetmek, yaz ama yine en çok sevgi ve umut konuştuk. Aşkla ve sevgiyle kalın. Hayatınızda sevmekten hiç vazgeçmeyin. Bizimle kalın. Haftaya görüşürüz.